Bugün CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bu müthiş manzarada ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Demokrasi Meydanı'nın canlı yayın konuğu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Gayet iyi görüyorum sizi. Evet, tatili bitirdik. Evet. İzinde okuduk, evet. Hazırlandık ve evet. Yeni sezona hazırız efendim. Güzel. Bizim tatil şansımız çok uzun olmadı ama biz de her zaman hazırız tabii. Neye hazırsınız? Hem seçime hazırız hem iktidara hazırız. İktidara hazır tabii, mısınız? Tabii, kesinlikle. Bunları konuşmak istiyorum. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Herkesin 6 ayda rahatladığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dostlarınızla birlikte mi? Dostlarımızla beraber. Ve hiçbir ayrım yapmadan. Kişinin kimliği, kişinin inancı, kişinin yaşam tarzı başımızın üstüne. Ben o insanların tamamının sorunlarına talibim. Onların sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu konuda azimliyim, bu konuda kararlıyım ve mutlaka bunu yapacağız. Birlikte yapacağız, dostlarımızla beraber yapacağız. Türkiye bunu hak etmiyor, bizim insanımız bunu hak etmiyor. Gerçekten de samimi olarak ifade ediyorum, ya böyle bir ortamda yaşanmaz. Haksızlık ediyoruz vatandaşımıza. Bu ortamı bitireceğiz. Bir şey dikkatimi çekiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Son zamanlarda, son 6-7 ay, evet. Belki de bu seçimlerden sonra başladı. Sizde böyle bir daha başka bir hava, bir böyle bir özgüven gelmiş gibi. Yanılıyor muyum yoksa? Onu ben bilmiyorum. Ama evet. Bildiğim bir şey var. Evet, ne? Ama bildiğim bir şey var. Sorunlar giderek ağırlaşıyor ve bu sorunları çözmemiz lazım. Çözmeye de talibiz. Bir kişinin sorunları üstlenmesi ya da üstlenmek istemesi sıradan bir olay değildir. Çok ağır sorunları var biliyorum. İçeride, dışarıda, eğitimde, ekonomide, işsizlikte her yerde büyük sorunlar var. Ve bu sorunların çözülmesi lazım. Devletin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Kurumları çok yıprandı, örselendi. Kurumların yeniden oluşturulması lazım. Devlete saygı duyulması lazım. Devlette bir liyakatin olması lazım. İşin ehline teslim edilmesi lazım. Her şey yıprandı. Her şey yerle bir edildi. Tuzla buz oldu. Devletin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Bütün bunları maddeler halinde sizlere soracağım. Güzel. Fakat dün karşılaştığım polisler bugün de mesaj attılar efendim. Evet. 3600 ek gösterge meselesi. Evet. İlk sorun bu olsun istiyorum. Şimdi siz hazır çünkü iktidardan bahsedince, evet. Sorunları çözmekten evet. Bahsedince. Siz daha evvel emeklilere birer maaş verelim, ikişer maaş verelim dediniz. Evet. İki maaş ikramiye. Sonra çıktı o. Ramazan ve Kurban Bayramı. Siz dile getirmiştiniz. Evet. Çıktı o. Evet. Şimdi 3600'ü bir sorayım mı peşin peşin? 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bakın polisler ki ben de giderken illere, ilçelere her yerde söylüyorlar giderken, bize. Polisler aynı zamanda bizi de koruyorlar. Hı. Güvenliğimizi sağlıyor. Sadece benim değil yani evimize rahat uyuyorsak güvenlik güçleri bizi koruyor. Evimize hırsız girmesin. Bir yerde bir olumsuz bir olay olduğunda polisler geliyorlar, müdahale ediyorlar vesaire. Polisler 14 saat çalışıyor. 20 saat çalışan polisler var. Evet. Ya bu kadar ağır şartlar altında çalışan belki de başka bir meslek örgütü yok. Şimdi bunlara emekli olunca kişi çalışıyor diyelim ki 5000 lira alıyor. Emekli olunca 2500 lira alacak. Ya niçin kardeşim? Böyle büyük bir yaşam standartında bu kadar büyük bir düşüş olur mu? Ondan sonra aile kendisini 5000'e göre ayarlamış. Ona göre harcamalar, ona göre kiralar, ona göre taksitler. Şimdi siz birdenbire emekli olunca indiriyorsunuz. Ondan sonra başlıyor hayat mücadelesi. Ya zaten çalışırken bir mücadele verdi. Şimdi daha ağır koşullarda bir mücadele veriyor. 3600 ek göstergeyi verdiğimizde bu sorun büyük ölçüde çözülecek. Tamam. Polislere de öğretmenlere de vereceğiz. Ben bunu takip edeceğim efendim. Bu tamam. Sizin verilmiş bir sözünüz. Sözüm var, takip edin. Tamam, peki. Takip edin. Bir de güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum efendim. Kızlarımız. Şimdi evet. Bakın özel bir zamanlardayız. Şimdi evet. Zafer Bayramı haftasındayız. Evet. 30 Ağustos'u evet. Kutladık. Ve Taliban'da yaşananlara çok üzülüyoruz. Öyle. Bir taraftan da fakat atamızın bizlere verdiği o öyle. Büyüklük, bir vizyon, tabii. Kadınlarımıza evet. Sağlamış olduğu tabii. İmkanlar. Filenin cesur kızları. Dün, filenin sultanları. Evet, filenin sultanları. Evet. Ben cesur kızları demeye cesur kızları, tabii. Tercih evet, ediyorum. Evet. Dün 7'de 7 yaptılar. Evet. Ve çeyrek finalden yarı finale doğru çıktılar. Çıktılar. Fakat sonrasında bir kutlama yaptılar efendim. Bir izleyelim mi? Sonra i̇zleyelim. Düşüncelerinizi tabii, izleyelim. Almak istiyorum. İzleyelim. Savaş hazır mıyız? İzleyelim. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.
Filenin cesur kızları göğsümüzü kabartıyor ve belki de altın madalyaya doğru gidiyor. Ve acaba CHP lideri Kılıçdaroğlu onları izleyince, dün tweetlerinizi de gördüm. Evet, evet, evet. Ne hissediyorsunuz efendim? Gurur duyuyoruz. Olağanüstü bir başarı. Dünya çapında bir başarı. Bununla gurur duymamak mümkün mü? Sevinmemek mümkün mü? Seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Marşlarına da yürekten katılıyorum. O marşın bana göre çok büyük bir anlamı var. Eğer onlar bugün dünya klasmanında belli bir yere gelmişlerse, mücadele ediyorlarsa, bayrağımızı göndere çekme konusunda verdikleri mücadelenin sonucunu alabiliyorlarsa hepimiz gurur duyuyoruz. Ve o da Mustafa Kemal ve arkadaşlarına borçlu olduklarını biliyorlar. Gittiler oraya, mücadeleyi yaptılar, yetiştiler. Antrenörleri var, ekip arkadaşları var, efendim kendileri var. Hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Güzel örnek oluyorlar. Olağanüstü, olağanüstü güzel. Sayın Kılıçdaroğlu, gazetelerde beraber okuyor. Okuyalım mı? Okuyalım. Şimdi mesela bugün Sözcü Gazetesi. Arkadaşlarım şu anda bir ekrana verebilirlerse. Şimdi biz dün genel yönetmenim Doğan Şentürk ve Ankara temsilcimiz Tülay Ünal Öç'tenle birlikte tabii birkaç gündür turluyoruz. İktidar, evet, muhalefet, tabii, her yere gidiyoruz. Tabii, tabii. Nabız tutuyoruz yeni sezonumuz öncesinde. Tabii. Gittiğimiz yerde bazıları da şunu söylediler. Dediler ki ya 30 Ağustos'ta kutlamaya gittik. Ve gördüğü manzaradan onlar isim isim de söylediler. İşte devletin işte mesela Anayasa Mahkemesi Başkanı geride, şu geride, bu geride. Fakat bir takım bürokratların isimlerini de söylediler. Evet. Ben hani polemik konusu olmasını istemiyorum. Tabii, tabii. Fakat onlar böyle en önde gittiler. Ya nerede kaldı bu devletin ciddiyeti, protokolü diye bize söylediler. Bakın hem Doğan Şentürk var, evet, hem evet, Tülay var, tabii, hem ben varım. Şimdi bunu Sözcü'den bir okuyayım. Yorumunuzu merak ediyorum efendim. Olur. Hazır mıyız arkadaşlar? Sözcü'yü verebilir misiniz rica etsem? Cumhurbaşkanlığı sisteminde Diyanet Genel Kurmayı'nın önüne geçti diyor Sözcü Gazetesi bugün birinci sayfasında. Atatürk'ü anmayan Diyanet protokolde hızla yükseliyor. Devlet protokolünde Diyanet 28 sıra yükselerek 12.liğe çıktı. 10. sıradaki Genelkurmay 14'e düştü. AKP'li kadrolar devlet makamlarının önünde yer aldı. Gazete birinci sayfasında işte Diyanet İşleri Başkanı ile Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanı ile Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı fotoğraflarını da kullanmış ve detaylandırmış. Acaba ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu bu gelişmeleri nasıl yorumlar? Az önce söyledim, devletin çivisini çıkardılar diye. Ya bu devletin bir geleneği vardır. Devletlerde gelenekler çok önemlidir. Örf, adet çok önemlidir. Devletin kuralları vardır. Bu kurallarla herkes canının istediği gibi oynayamaz. Bu kuralları toplum benimsemiştir. Yıllardır, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu kurallara saygı duyulur. Siz geliyorsunuz, oturuyorsunuz sarayınıza, ben yeni kurallar koydum diyorsunuz. İyi de bu kurallar neye dayanıyor? Neye göre oluşturuyorsunuz bu kuralları? Bizim için ordu çok önemli bir kurumdur. Ordu. Hı hı. Çünkü ordu ülkenin bekasının temel güvencesidir. Hı hı. Eline silah verdiğimiz ve aynı zamanda bizi koruyan, sınırlarımızı koruyan, güvenliğimizi sağlayan, dışarıdan gelecek olan tepkilere karşı mücadele eden, ki terörle olağanüstü mücadele eden, dünyanın terörle mücadelede saygın bir konuma gelen bir ordusu var. Şimdi siz bu orduyu devletin protokol sırasında geriye atarsanız orduyu farklı bir yere itmiş olursunuz. Hmm. Moralini bozmuş olursunuz. İsmail Bey, orduları ordu yapan elindeki silah değildir. Moral değerlerdir. Hmm. Moral değerler varsa o ordu Allah Allah deyip düşmanın üzerine, elinde silah olmasa bile vatan sevgisi vardır, yurt sevgisi vardır, insan sevgisi vardır, bayrak sevgisi vardır. O nedenle moral değerler çok önemlidir. Siz moral değerleri bozduğunuz andan itibaren orduyu ordu olmaktan çıkarırsınız. Ben hep ne derim? Kışlaya siyaseti sokmayın derim. Yeni Kapı mitinginden bu yana. Hı hı. Kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın. Camiye siyaseti sokmayın derim. Ve hala aynı şeyi söylüyorum. Geldiler kışlaya da camiye de siyaseti soktular. Adliyeye de siyaseti soktular. Böyle bir yapı olmaz. Az önce ne dedim? Geleceğiz. Devletin bütün örfünü, adetini koruyacağız. Bakın Mete Han'dan bu yana ordunun bir hiyerarşisi vardır. Mete Han'dan bu yana. O hiyerarşiyi yerle bir ettiler. Ya askeri hastanesi olmayan ordu olur mu İsmail Bey? Gidin Amerika'ya. Gidin Güney Kore'ye. Bizde vardı. Gidin Japonya'ya. Gata hastaneleri vardı bize. Efendim askeri hepsini kaldırdılar. Hastanesi olmayan. Ya bir ordu olur mu Allah aşkına ya? Siz iktidara gelirseniz Gülhane'yle ilgili. Kesinlikle derhal. Açacak mısınız? Elbette efendim derhal. Ne demek ya?
ordusu olmayan, hastanesi olmayan ordu mu olur Allah aşkına ya? Böyle bir rezalet mi olur? Şimdi efendim, bakın bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Askeri hastane, yargı ayrıdır, sivil yargı ayrıdır. Evet. Askerlerin kuralları vardır, o kurallara uyulup uyulmadığına bakarlar. Ya biz onları da kapattık. Sayın Kılıçdaroğlu, siz tabii Sözcü Gazetesi'nin haberinde de vardı. Fakat dün bizim ziyaret ettiğimiz kişiler, evet, mesela dediler ki ya Anayasa Mahkemesi Başkanı protokolde şurada olmalıydı. Fakat bir baktık onun önünde bürokratlar var. Böyle yargı organlarından da bahsettiler. İşte bugünlerde adli tatil bitiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki büyük işte saraylar yapıyoruz. Adalet sarayları, evet, anlamında. Yargıtay binasını da yapıyoruz. Sanıyor dedi ki adalet binayla gerçekleşiyor. Bu ne demektir? Devleti tanımamak demektir. Devleti bilmemek demektir. Hmm. Devlette liyakatin ne olduğunu bilmemek demek. Modern binalar yapıyorum. Modern bina yaptığınızda adalet mi gerçekleşir orada? Adalet önce vicdanda gerçekleşir. Vicdanda. Hakimin vicdanı. Ne diyor? Hakim hukukun üstünlüğüne, karnına göre değil, hukukun üstünlüğüne, hmm, ve vicdani kanaatine göre karar verir. Vicdanı, bazı bilim insanları derler ki, Allah'ın yüreğimizdeki sesidir. Kanun ne derse desin, olaya bakar, bütün ayrıntılarıyla ölçer, biçer, tartar, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hmm. Hakim budur. Efendim ben hakime çok modern binalar yapıyorum, güzel binalar yapıyorum, adalet burada olacak. Oradan da FETÖ'ye sesleniyor. Ya nasıl bir devlet yönetimi anlayışıdır Allah aşkına ya? FETÖ'ye dedi ki, efendim Sayın Cumhurbaşkanı, buradan da FETÖ'ye sesleniyorum dedi. Merdiven altı yargıyı, hukuku bitiriyoruz dedi. Merdiven altı nedir biliyor musunuz? Nedir? Merdiven altı yasa dışı işlerin yapıldığı yerdir. Mesela merdiven altı atölyelerde çalışan işçilerin sigortası yok. Kayıt dışı çalışır. Kayıt dışı çalışırlar. O nedenle merdiven altı denir. Yargıda nasıl? Yargıda merdiven altı, bugüne kadar yargı merdiven altında mı çalışıyordu? Ya ne söylediğini, ağzından ne çıktığını bilmesi lazım. O kavramın ne kavram olduğunu bilmesi lazım. O kavram bir ekonomi kavramıdır. Acaba şunu söylüyor olabilir mi efendim? Şimdi bu FETÖ en son bu referandumda yargıyı ele geçirmişti ya. Acaba ona mı vurgu yapmak istiyor Sayın Erdoğan? Ele geçirmemişti efendim. Ne? FETÖ'ye teslim etmişlerdi. Yargıyı? Elbette efendim. Getirdiler, kanun çıkarmadılar mı? Kanun çıkardılar. Ben bunu defalarca anlattım. Siz eğer FETÖ'ye mensupsanız bütün kurallar, kapılar size açılıyordu. Ve kapılar açan da Erdoğan'ın kendisiydi. O nedenle ben diyorum, bugüne kadar neden FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmadınız? Niye çıkmadı? Bakkal ayağa çıktı, kasap ayağa çıktı, sanayici ayağa çıktı. Efendim hakimdi, savcıydı, öğretmendi, bütün bunlar çıktı. Nerede bunun siyasi ayağı? Nerede? Neden Bahçeli sormuyor? Neden Bahçeli demiyor kardeşim? Bu işin siyasi ayağı nerede diye niye sormuyor? Aslında söylüyor Sayın Bahçeli zaman zaman. Bunun siyasi ayağı çıkmalı diyor. Diyor ama teslim oluyor. Niye diyor onu? Biz söylediğimiz için söylüyor ama orada durmaya da devam ediyor. Erdoğan çıkarmıyor, o da yanında yapılmıyor duruyor. Yapılmıyor mu efendim? Bir taraftan belki de yapılıyordur. Yani yargıda da bir FETÖ temizliği yapılmıyor mu? Tasfiyeler falan. Efendim oralarda yapıldı. Bir şey demiyorum ben ona. Hı. Ben siyasi ayaktan söz ediyorum. Siyasi ayağı. Siyasi ayaktan. Ha. Yargı ayağı çıkarıldı. Öğretmen kim? Ayağı, manav ayağı, kasap ayağı, baklavacı ayağı. Hepsi dediler ki bunlar FETÖ'cü. Bazılarına haksızlık da yapıldı. Bakın onu da altını çizeyim. Haksızlık yapıldı. Beraat ettiği halde hala KHK ile atılanlar var. Onların tamamını görevine iade edeceğiz. Hakkında bir suçlama yoksa, beraat etmişse bu kişiyi dışarıda tutmanın mantığı yok. Aynı şekilde üniversitedeki hocalar da atıldılar ya, onları da iade edeceğiz görevlerine. Böyle adaletsizlikle kim olursa olsun bunlar bize oy verir vermez. Bu ayrı bir şey İsmail Bey. Evet. Önce bu ülkeye adaleti getireceksiniz. Adalet olacak yani. Güzel. Adalet olacak ki hepimiz huzur içinde yaşayalım. Şimdi efendim. Devletin çivisini çıkardılar. İşin Türkçesi o. Bir de sizin... Devlet yönetilmiyor. Devlet saraya mahkum edilmiş gibi. Ben her şeyi yaparım diyor. Hiç kimse her şeyi yapamaz. Sizin bir konudaki net görüşünüzü merak ediyorum. Evet. Yazında çünkü çok gelişmeler yaşandı. Evet.
farklı tartışmalar var. İşte size ilişkin eleştiriler de var, destekler de var. Tabii. Afganistan ve mülteciler konusu. Evet. Şimdi bunu çok net öğrenmek istiyorum ama izin verirseniz bir Tabii. Türk Gün gazetesini Tabii. okuyalım. Tabii. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Türk Gün gazetesinin sürmanşeti 8 kuşağında okumuştum ama hazır Sayın Kılıçdaroğlu da gelince... Afganistan'da yeni dönem manşeti atmış Türk Gün Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri. Dünya tarihini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Amerika'nın Afganistan'a girmesiyle başlayan Washington'ın en uzun savaşı resmen sona erdi. 20 yıl önce Afganistan'a giren ABD son askerini de Afganistan'dan çekmiş oldu. İşte birinci sayfa manşeti. Şimdi efendim... Üzüldüğümüz, kaygılandığımız hususlardan birisi evet. de mülteci akını. İşte evet. dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söylüyordu. Yeni mülteci krizleriyle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu meseleyi bize bir anlatır mısınız? Siz hem bu Suriye mülteciler, Afganistan mülteciler bunu nasıl görüyorsunuz? Siz mültecilere karşı mısınız? Efendim şimdi şöyle bir yanlışımız var. Hı. Altını çizeyim. Yani Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak da mültecilere kızıyoruz. Ben kızmıyorum. Ya mültecilere niye kızalım? Mülteciyi buraya getirene kızacaksın. Mültecinin ne günahı var? Suriye'de iç savaş olmuş, insanlar Türkiye'ye sığınıyorlar. Kapıları açmışsınız, herkes burada. Savaşı başlatan, oradaki gerilimi tırmandıran, oradaki her türlü ölümü, vahşeti yaşatan da bir anlamda destek veren de devam. Şimdiki iktidar. Şimdiki iktidar. Mülteciler oradan kaçıyor. Geliyorlar. Sen sınırları açtın mı? Açtın. Mülteciler gelirse ne olur? Bir yerde toparlarsın. Toplarsın dersin. Ya Suriye topraklarında ki orada olması lazımdı. Belli bir alanı çevirirsin. Burada mülteciler kalır. Her türlü desteği verirsin onlara. Ama bunlar getirdiler. Türkiye'nin her tarafına dağıttılar. Sonra vatandaş bunlarla birebir yüz yüze gelmeye başladı. Bunlar dükkan açmaya başladılar. Bizim esnaf vergi veriyor, öbürü vermiyor. Bir sürü olaylar çıktı, suçlamalar çıktı, cinayetler oldu. Bunlar felaket bir tabloyu ortaya çıkardı. Biz iktidara dedik, bunları gönderin ülkelerine. Bunu söylediğim zaman da kıyamet koptu. Davulla zurnayla göndereceğim diye kıyamet koptu. Buraya gelmeden Afganistan olayı. Şimdi Afganistan'da bunlar baştan gittiler... Biden'la bir görüşme yaptılar. Evet. Dışişleri Bakanlığı yok orada. Diyor ki, efendim diyor, ben varım ya orada. Dışişleri Bakanlığı bana bağlı. Arkadaş sen devlet değilsin. Dışişleri Bakanlığı sen orada olsan da olmasan da, bugün de yarın da 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl sonra da o Dışişleri Bakanlığı olacak orada. Senin yaptığın görüşmelerin tamamı kayda alınacak. Dışişlerin arşivine konacak. Osmanlı'da var mıydı? Vardı. Selçuklar'da var mıydı? Vardı. Ya sen geliyorsun, tarihe ihanet ediyorsun. Hayır diyorsun, ben oradayım. Ne görüştün arkadaş sen? Ne görüştün? Çıkıp açıklama yaptı. Efendim finans durumunu ayarlayabilirsek yeni mülteciler alacağız. Nereden? Afganistan'da. Kafile kafile Türkiye'ye geliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bir yanlışınız olmasın efendim burada. Çünkü gerekli finansal anlaşmalar yapılırsa havaalanını işletmeye talibiz benzeri açılar Hayır, yaptı. Hayır önce... Mülteci dedi mülteci mi? Mülteci dedi. Ha, ben gayet bilmiyorum net onu. Hiç. Bakın... Mülteci alacağız dedi mi Afganistan'dan? Dedi. Mültecileri kabul edeceğiz. Onu bilmiyorum ama kabul edeceğiz. Reklam arasında. Tabii peki. Alacağız. Kabul edeceğiz peki. dedim. Şimdi bunun üzerine ben itiraz ettim. Arkadaş ya bir dakika ya. Burası yol geçen Siz buna mı? Karşısınız. Karşıyım tabii. Burası yol geçen mı ya. Afganistan'dan çıkacak... 2500 kilometreden fazla bir yolu kat edecek İran'ı. Sonra gelecek bizim sınırlardan içeri girecek. Sosyal medyada, televizyonlarda gelen Afganların tamamı gösteriliyor. Hepsi cepheden yeni gelmiş gençler gibi. Bir tane kadın yok, bir çocuk da yok. Bunlar geliyorlar. Türkiye için potansiyel tehlike. Buna itiraz ettim. Türkiye yol geçen halı değildir. Sınırlar yol geçen halı değildir. Önlem alınması lazım. Biz istemiyoruz böyle bir şeyi. Bahçeli. Evet. Şöyle bir okumak istiyorum. Lütfen İsmail. Buyurun efendim. Bir yanlışlık olmasın. Yok, tabii ki. Askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki düşünülmeyecektir diyor. Erdoğan dedi ya. Bu da pekiştiriyor. Düşünülmeyecektir diyor. Yani asla askerin dönmesini istemiyoruz diyor. Ben de askerlerin bir an önce o bataklıktan çıkmasını istiyorum. Bir tek askerimizin ayağına çakıl taşı dahi değmesin. Burnu kanamasın. Niye kardeşim ya? Bizim askerimiz sıradan bir asker mi? Ölüme mi gönderiyoruz? Kanı üzerinden pazarlık yapılır mı ya?
Para ver, askerim orada kalacak. Para ver, gidecek onların havaalanını koruyacak. Niçin? Para için. Ya bizim askerimizin kanı parayla satılır mı? Böyle bir şey var mı? Devam ediyor. Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı'nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur. Ya cahilmişiz ya da korkakmışız. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. 2500 kilometrelik, 2900 kilometrelik şeyi bıraktık. İran sınırını bıraktı. Sanki biz komşuyuz Suriye ile. Şu anlayışa bak. Sonra ne oldu? İtirazımız, kamuoyunun desteği, vazgeçtiler. Askeri geri çektiler. Teşekkür ettim. Bahçeli'nin de bu mülteciler konusunda etkili bir çıkışı oldu. Yani bu mülteciler konusu ve Türkiye'nin beka meselesi diye. Çıkışı tamamen politik. Öyle mi? Siz öyle mi görüyorsunuz? Tamamen politik. Kendi tabanını küstürmemek için. Aslında buradalar. Şimdi bakın. Buradalar. İsmail Bey kusura bakmayın. Zaten buradalar. Bahçeli diyor mu arkadaş bunları gönder? Diyemiyor. Tabanını tutmak için ne diyecek? Ya ben de rahatsızım. Rahatsızsan göndereceksin arkadaş. Şimdi mesela siz az evvel ifade ettiniz efendim şu kadar kilometre geldiler. O günlerde Yılmaz Özdil bir yazı yazdı Sözcü'de. Evet. Dedi ki ya arkadaş dedi bak mülteci değil bunlar. Şimdi mülteci dediğin çoluklu çocuklu yaşlısı gelir kadını gelir. Tabii. Şimdi bunlar dedi böyle zımba gibi asker gibi. Aynen. Tipler böyle bir tek oradan... ellerinde silah yok. Öyleyse. Her şeyi var. Ya bunlar dedi 1200 kilometre yürüyüp mü geldiler böyle koşa hayır koşa geliyorlar işte. Hayır efendim kafileler halinde geldiler bunlar. Bindiler otobüslere geldiler. Van'dan geldiler. Bir organizasyon Van'da mu var orada? Van'da otobüslere bindiler. Otobüslerle geldiler, her tarafa gider. Biz kıyameti kopardıktan sonra efendim bizim sınırlarımız yol geçen hanı değildir diye açıklama yaptı Erdoğan. Yol geçen hanı değildir. Sonra bir açıklama daha yaptı. 300 bin kayıt dışı Afgan var dedi. Yanlış hata. 300 bin mi? 600 bin civarı. 300 bin dedi. Kayıt dışı. Kayıtlı ve kayıtsız dedi. Yani toplam dedi İçişleri Bakanlığı'nın elinde evet. dedi. Kayıtlısı kayıtsızı 300 bin 300 Afgan bin. Var dedi. Sizin partinizi de sizi de dedi ki bunlar yalan söylüyorlar. Evet. 1 milyondan bahsediyorlar. Kayıtsızı dedi. Nereden buluyorlar? Bu kayıtsızlar nereden geldi? Kayıtlı gelmesi için sınırdan gelmesi lazım değil mi? Ben sınır kapısına da gittim. İran sınır kapısına da gittim. Oradakilere sordum görevlilere. Afganlar geçiyor mu buradan? Ya hayır dediler. Yani geçseler zaten pasaport kontrolü yapmak zorundayız. Kimlik almak zorundayız. Ona göre Türkiye'ye girişi olur veya olmaz. Peki nasıl oluyor bunlar geliyor? İki tepeyi gösterdiler. Vadideydi çünkü. Buralarda karakollar var, kameralar var. Kuş uçsa görülür. Peki kuş uçsa görülür de bu kardeşim bunlar nasıl geliyorlar? Binlerce, on binlerce kişi nasıl geliyor? Demek ki birileri buna göz yumuyor. Bırakın gelsinler diye. Bırakın geliyorlar zaten. Zaten burada bir İran oyunu da var bizim gördüğümüz. Efendim niye? Belki Amerikan oyunu da vardır orada. Tabii. Bilmiyorum. Şimdi diyorlar ki iade edeceğiz bazen. Evet. Kime iade edeceksin kardeşim? Nereden geldi bu? Afganistan'dan mı? Hayır İran'dan geldi. Sen İran'a iade ettin mi? Bizden mülteci Yunanistan'a gittiği zaman Suriye'ye mi iade ediyor? Hayır Türkiye'ye iade ediyorlar. Şöyle sorayım mı Sayın Kılıçdaroğlu? Siz ve dostlarınızla birlikte iktidara geldiğinizde... Evet. Net bir yanıt rica edeceğim. İktidara geldiğinizde Suriyeli 5 milyon civarında mülteci ve evet. Türkiye'de Afganistan ne kadarsa bilmiyorum artık. Evet. 300 bin diyorlar evet. ama bunları ülkelerine mi göndereceksiniz? Ülkelerine göndereceğim. Onu bir anlatır mısınız? Bakın, şöyle, şimdi. Bunların kayıtları var. Bir kısmı da kayıt dışı. Onu da biz biliyoruz. Evet. Rakam aslında düşünüyor. Deklar edilenden daha yüksek bir rakam var. Şimdi öncelikle şunu yapacağız. İki ülkede büyükelçiliği açacağız. Hem Suriye'de hem Türkiye'de. Büyükelçilerimiz görev yapacaklar. İki, Suriye'deki iç savaşın bitmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Hiç kimseye acımayacağız. Şam'la görüşecek misiniz? Efendim? Şam yönetimiyle de. Tabii Şam yönetimiyle de görüşeceğiz. Avrupa Birliği ile görüşeceğiz. Burada savaş Rusya ile de görüşmemiz lazım. Amerika ile de görüşmemiz lazım. Bu savaşın bitmesi lazım. Sonra zaten bizim kontrolümüzde olan veya Batılıların kontrolünde olan bir Suriye toprağı var. Burada gideceğiz Avrupa Birliği'ne diyeceğiz. Bakın iç savaş bitti. Bunları siz kendi ülkelerinize de gelmesini istemiyorsanız bizim bunları Suriye'ye yerleştirmemiz lazım. Evi, yolu, okulu, kreşi, hastanesi hepsini yapacağız. Parayı beraber vereceğiz. Bedavacılık yok. Tamam. Onlardan zaten onların fonları var. Bunların tamamı yapılacak. Bu yeter mi? Yine yetmez. Sonra bunlar tabii iş güç sahibi olmak istiyorlar. Doğrudur. Gaziantep'in
sanayicileri müthiş çalışkan insanlar, müthiş yaratıcı insan. Diyeceğiz ki kardeşim bak her türlü güvenliği aldık, Suriye'de şu fabrikaları kurun. Esad'a da diyeceğiz, bak fabrikaları kuruyoruz, bunlar orada işleri var, güçleri var, çalışacaklar. Yeter mi? Yine yetmez. Bir şey daha yapacağız. Oturup Esad'la konuşacağız. Diyeceğiz ki bakın, bu insanlar savaştan kaçıp bizim ülkemize gelen insanlar. Biz bunlar için en az 40 milyar dolar para harcadık. Şimdi bu insanlar ülkelerine döndüler. Bakın fabrikaları da kurduk. Sizler izin verdin çünkü onlardan izin almak gerekiyor fabrikaları kurmak için. Fabrikaları da kurduk. Bunlar çalışmaya başladılar. Bunların can ve mal güvenliğini beraber sağlayacağız. Yani bunlar savaştan kaçtı, benim düşmanımdı, ben bunlara müdahale edeceğim, o ortamı da yaratmayacağız. Bundan sonra bütün mesele çözülür. Herkes, işim var mı var, okulum var mı var, kreşim var mı var, yolum var mı var, fabrikam var mı var, can güvenliğim var Siz mı var. Siz bayağı bir plan yapmışsınız. Kesinlikle bunların tamamı kalmış. Onun için dedim zaten, hani 3 günde 5 günde de en az 2 yıllık bir zaman dilimi içinde bunların tamamını yapacağız. Bakın bunlar bunu düşünemezler ama biz bunu düşünürüz. Neden biliyor musun? Çünkü biz devleti tanıyoruz. Devletin ne olduğunu biliyoruz. Uluslararası ilişkilerin ne olduğunu biliyoruz. Bu Afganlar geldi. Afgan insanlar var burada. Onları ne yapacaksınız? Onları da göndereceğiz. Onları da göndereceğiz. Aynı şekilde konuşarak göndereceğiz. Onları da göndereceğiz kendi ülkelerine. Böyle bir plan mı yapacaksınız yine? Onun için de önce bir varlıkları, sayıların netleşmesini bekliyoruz. O netlik ortaya çıktıktan sonra bunlar Türkiye'de mi kalıyorlar, başka yere mi gidiyorlar bilmiyoruz. Afganistan olayı daha yeni. Ek şeyler gelebilir, sığınmacılar gelebilir, bakan onu söylüyor. İran sınırında ciddi önlemler almaya başladılar, onu ne kadar alırlar onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla orada ciddi bir belirsizlik var. O belirsiz ortamın ya da belirsiz atmosferin ortadan kalkması lazım. Onu sağlamamız gerekiyor. Evet, şu an şimdi sizin de ifade ettiğiniz benim hani bilmiyorum dediğim mesele, bir mesaj geldi. Erdoğan'ın sözleri, zayıf ülke olmadığımız için 4 milyon göçmen korumamız altında. Türkiye alırken mevcut imkanlarıyla alıyor. Finansman iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız. Sizin kastettiğiniz bu galiba. Tabii, peki. Aynen. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi bu sözü neye dayanarak veriyor? Erdoğan bunu niye söylüyor? Siz Joe Biden'la görüşmesine dayandırdınız. Efendim, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kendi internet sitesinde var zaten. Görüşüyoruz. Erdoğan'la da görüşülüyor diyor. Biz bunları biliyoruz. Onlar sanıyorlar ki Amerika'da bu yayınlandı, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde CHP'nin bundan haberi olmayacak. Ya biz bütün dünyayı izliyoruz. Bütün dünyayı izliyoruz. Biz Afgan sığınmacılarla ilgili bu tepkiyi neden verdik? Joe Biden'la görüşürken neden Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok yanında? Devletten gizli neyi görüşüyorsun sen? Hangi ödünleri verdin? Hangi ödünlerin karşında bunu yapıyorsun? Şimdi sizin etrafınızda böyle deneyimli diplomatlar da var değil mi? Bu Ünal Çevik Özdür, şudur budur. Bizim ayrıca böyle dış politika danışma kurulumuz var. Eski dışişleri bakanları, büyükelçiler orada var. Biz belli aralıklarla toplanırız. Dış politikamızı gözden geçiririz. Dış politika konusunda bazen emekli askerleri davet ederiz. Hmm. Emekli askerler, komutanlar da gelirler. Bizim askeri alanla ilgili bilmediğimiz konular varsa o konuda da bizi aydınlatırlar. Hmm. Yani biz gerçekten de Türkiye'nin bütün dokularına sinmiş olan sorunları alıp çözmek istiyoruz. O dokuları tekrar sağlamlaştırmak Peki. istiyoruz. Peki. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir de Erdoğan Bayraktar. Evet. Bir açıklama yaptı. Evet. Diken.com'dan kendisini aramışlar. Son evet. zamanlarda bir takım adı geçtiği için. Evet. İşte AK Parti'nin bir zamanlar önemli isimlerinden biri. Bakanlık yapmış bir isim. 17-25 aralığında önemli isimlerinden biri. Sonra Cem İlçek bir konuşma yaptı. Erdoğan Bayraktar yaptığı açıklamaların müthiş etki yarattığını görünce bir geri adım atmaya çalıştı. Sözlerinin bağlamından koparıldığını düşündü ama ne dediyse yapmış. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de bakın eski bakan Bayraktar hepsi doğru dediği konuşmalarında Erdoğan ve çevresini işaret ediyor. Şimdi bu tabii bir FETÖ operasyonuydu, şuydu buydu, işin içinde yolsuzluklar vardı. Çok bir dönemin tarihi olayı bu. Tabii. Sizin yorumunuzu burada çok merak ediyorum. Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamalarını okudunuz mu? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bakın İsmail Bey, Erdoğan Bayraktar aslında ilk açıklaması bu değil yani. Daha önce de benzer bir açıklama yaptı. Bakın 25 Aralık 2013.
Olaylar patladığı zaman yolsuzluk dosyaları oldu, görüntüler, evet. Kasalar, evdeki para kasaları, para sayma makinaları, paranın ne kadar kalıp kalmadığını Erdoğan'ın sorması, Bilal Bey'in buna cevap vermesi, bütün bu rezaletler yaşandı. Bu rezaletler yaşarken Erdoğan dört bakana ısrar ediyor, açıklama yapın diye, beni rahatlatın diye. Bunun üzerine NTV'deki bir programa bağlanıyor. Erdoğan Bayraktar aynen söylüyor, şunu söylüyor. Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız diyor. Baskı kuruyorlar dört bakana. Bu da diyor ki, tarafıma böyle bir baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Başbakan istifa etmesi gerekir diyor. Aradan zaman geçti. Kendisi istifa etti. Görevden alındı. Diğerlerinin görev değişikliği yapıldı. Üç rüşvet alan üç bakanın görev değişikliği. Bu görevden alındı. Sonra olay yansıdı, malum çok büyüdü, parlamentoya geldi. Parlamentoda Yüce Divan'a gitmesi gerekirken, ki Sayın Cemil Çiçek de o dönem meclis başkanıydı, olayın Yüce Divan'a gitmesi lazım diye göndermediler. Yüce Divan'a göndermediler. Olayı kapattılar. Sonra bir internet sitesinden yapılan bir sohbet ya da bir söyleşiden sonra olay yeniden büyüdü. Ya söylediği, bir önceki 2013'te söylediğinden çok farklı değil aslında. Ortada bir rüşvet var, büyük paralar dönmüş, büyük rüşvetler yenmiş, bütün bunların hepsi var. Dolayısıyla olayın gündeme gelmesi, Erdoğan'ın bütün bu olaylar karşısında hala sessizliğini koruması ve sesini çıkarmaması, Cemil Çiçek'in konuşması, evet bunların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi diye bir ifadeyi kullanması son derece doğru ve yerinde. Dolayısıyla Erdoğan Bayraktar'ın kızdığı nokta şu. Beni diğer üç bakanla niye yan yana koyuyorsun? Ki Cemil Çiçek de onu söylüyor. Diyor, evet. Ki aslında ona isnat edilen suçla diğerlerine, evet, isnat edilen suç ayrı diyor. Eğer bir şey varsa diyor, ben görevi kötüye kullandım diyor. Çünkü talimatın gereğini yaptım. Her şeyi yaptım. Yasalara aykırı olarak işleri de yaptım diyor. Benim suçum varsa görevi kötüye kullanma suçudur diyor. Ama onlarınki öyle değil diyor. Rüşvet aldılar, rüşvet yediler. Aile boyu yediler. Bütün bunların dökümanları, tapeler, paralar hepsi doğrudur diyor. Efendim sizin kurmaylarınız, hı, işte dün akşam televizyonlarda da konuştu. Hatta, evet, Faik Öztrak sözcüğünüz, evet, de konuştu. Şimdi onlar diyorlar ki Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamalarından sonra bu dosyanın, evet, yeniden görülmesi gerekir diyorlar. Fakat şimdi bu işin bir tarafı, bir, evet, tarafı da bu da bir FETÖ operasyonuydu bir bütünüyle. Hani böyle bir olayı yakaladılar da hemen verdiler değil. Yakalıyorlar, bekliyorlar, dinliyorlar, bir daha bekliyorlar. Onu birleştir. Ya bir şeyler var burada. Yani onu nasıl, yani hukuken bakın, nasıl yapmak lazım? Şimdi bakın, bir cinayet işlendi diyelim. Evet. Bir kişi öldürüldü. Öldüren kişi bizim düşmanımız diyelim. Şimdi biz cinayeti görmeyecek miyiz? Düşmanımız öldürdü, o zaman biz bunu görmüyoruz. Hayır. Göreceğiz. Bir rüşvet var mı? Var. Para var mı? Var. Para kasaları var mı? Var. Ayakkabı kutularında saklanan var mı? Var. Efendim, para sayma makineleri var mı? Var. Bakan çocukları var mı? Var. Bakanların kendileri var mı? Var. Bütün bunların hepsi var. Ama bunları suçüstü yapması görüntü lazımdı efendim. Şimdi bu FETÖ'nün o aparat... ayrı bir şey. Şimdi suçüstü bakın, yapsalar hani... Biz onu bilemeyiz tabii. Bilemeyiz. Onlar önce kendilerine göre hazırlık yapmış olabilirler. Başka işleri bir plan de var orada. Tabii bir... kendilerine göre bir plan yapmış olabilirler. Yani işin özü şu, bir kirlilik var ortada. Hmm. İşte Yüce Divan'a gitseydi aslında tabii, aklanan aklanırdı değil ama mi? Ama gönderemiyorlar Yüce Divan'a. Çünkü Yüce Divan'a gönderirsen işin ucu sana kadar gelecek. Hmm. Tehdidi yapıldı, ben bunu biliyorum. Bayraktar'ın sözü mü? Hayır, Bayraktar'ın değil, diğerlerinin. Öyle mi? Tabii, gönderemezsin. Gönderirsen biz de konuşuruz. Hmm. Peki. Efendim bakın. İsmail Bey, buyurun. Bir ülkenin bir numaralı insanı eğer mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve o tehdide boyun eğiyorsa o kişi o ülke için bir beka sorunudur. Ne diyordu Erdoğan? Efendim ben papazı vermeyeceğim bu can bu tende kaldığı sürece. Trump ne dedi? Mal varlığını alıştırırız dedi. Toplantılar yapıldı, mahkeme toplandı, özel uçakla ta gönderildi Amerika'ya. Ne oldu? Bir ülkenin bir numaralı adamı Batı'nın emperyal güçleri tarafından teslim alınıyorsa
ve önüne bir şey konduğu zaman derhal onun gereğini yapıyorsa o kişinin bu ülkeye bir faydası olmaz. Bunu bütün vatandaşların bilmesini isterim. Bakın AK Parti'ye oy veren vatandaşın da bilmesini isterim. Kardeşim sen AK Parti'ye oy verdin, yıllarını verdin, AK Parti'ye verdin. AK Parti'ye gönül bağıyla bağlandın, mitinglerine katıldın, toplantılarına katıldın. Dinden bahsedildi, imandan bahsedildi, ahlaktan bahsedildi. Sen de din, iman, ahlak diyerek gittin. Ama önüne öyle bir tablo çıktı ki ortada büyük bir karanlık var, büyük bir yolsuzluk var, büyük bir küfür var. Ve sen onun ne olduğunu bütün bu olayların sonunda görmen lazım. Görmen lazım. Ve dolayısıyla diyeceksin ki eğer ülkeyi yönetecek bir kişi varsa onun ahlakta olması lazım. Önce ahlakta olması lazım. Devleti yönetiyorsunuz siz. Bir soru gelmiş. Gazeteci yazar Serpil Yılmaz'dan. Sayın evet. Kılıçdaroğlu'na sorar mısın diyor. TSK'nın devleti tehdit belgesi olurdu. MGK'da hani yapılırdı tabii. Ya. Zaman zaman irtica veya PKK terörü ilk sırayı alırdı. Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltir misin? Siz iktidara geldiğinizde tehdit olarak ilk sıraya neyi koyarsınız diye soruyor. Mesela, yolsuzluklar. Öyle mi? Tabii. Beka sorunu o mudur? Beka sorunu odur. Çünkü yolsuzluklar bir devleti içten içe çürütür. Hmm. İçten içe. En tepedeki rüşvet alırsa aşağıya kadar yansır bu. Çürüme başlar. Ve devleti çürüttüğünüz andan itibaren kontrol edemezsiniz. Bakın çürümenin boyutunu anlatayım size. Evet. Venezuela'da 5 ton kokain yakalandı mı? Yakalandı. 4900 küsür kokain, kilo kokain yakalandı mı? Yakalandı. Türkiye bağlantılı olduğu açıklandı mı? Açıklandı. Türkiye'de bu konuda soruşturma oldu mu? Olmadı. Kapatıldı. Mersin ve Derince Limanı. İzmit Derince Limanı'nda. Yine kokain yakalandı. Savcılar soruşturma açtı mı? Açılmadı. Çünkü bunlar devlette güçlü adamları kontrol ediyorlar. Siyasetçileri kontrol ediyorlar. Devlette çürüme bakın hangi boyutlara ulaşıyor. O kokain nereye gidiyor? O uyuşturucular nereye gidiyor? Bazen çok varlıklara, bazen fakir mahalledeki ailelerin çocuklarına. Peki bu çürümeyi nasıl bitireceğiz? Bakın önceliğimiz bu çürümeyi bitirmektir. Devlet gerçek anlamda çürümeden arınmış, düzgün insanlar, ahlaklı insanlar tarafından yönetilen bir kurum haline dönüşmek zorundadır. Devletin kurumlarına günlük siyasetin müdahale etmemesi lazım. Devletin kurumlarının saygınlığının korunması lazım. Ya siz bir ülkede ordunun saygınlığını yerle bir ederseniz, efendim üniversitelerin saygınlığını yerle bir ederseniz, size kim güvenecek? Ve bir süre sonra devletin emperyal güçlerin oyuncağı haline gelirsiniz. Türkiye'yi buradan kurtarmamız gerekiyor. O nedenle birinci önceliğimiz ahlak, adalet bunları yaparak yolsuzluğu önlemektir. Dün çalışırken dersime sizin tweetinizi gördüm. Sabitlenmiş tweet. Evet. İşte Batı ülkelerine falan bir çağrıda bulunuyorsunuz. Onu biraz sonra soracağım size. Tabii. İşte diyorsunuz ki beni Erdoğan'la karşılaştırmayın falan diye. Evet. Onu bir açmanızı rica edeceğim tabii. Biraz sonra. Bu arada siz Mersin'den bahsetmişken bugün araştıracağım konu. Yine sabah çalışırken çok erken olduğu evet. için karşıma çıktı. Çiğdem Toker bu konuları titizlikle araştıran namuslu bir gazeteci. Öyle. Mersin limanına, uluslararası limana girişi kısıtlanmış. Evet. Çok tuhaf karşıladım. Ne olduğunu bugün anlayacağım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi reklama gideceğiz oradaki efendim. Oradaki başkan evet. yani limanı yöneten diyor ki evet. şirketimize güvenin ama buraya gelenlere, o insanlara güvenmeyin diyor. Öyle bir şeyi var, açıklaması var evet. Çiğdem Hanım'a öyle bir açıklaması var. Bir araştıracağım, bir tuhaf. Çiğdem de öyle yazmış, tuhaf diyor. Efendim bu uyuşturucu belli yerlerden geliyor zaten. Hangi limanlardan geldiği belli. O limanları kiminlerin işlettiği de belli. Bizim insanlarımız, Türkler orayı işletiyor. Bunlar biliyorsunuz organize suç örgütü lideri olmakla itham edilen Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar. Bunları da soracağım. Neden? Güncel bir değeri var efendim evet. Sedat Peker'in evet. iddiaları. Şimdi biz dün Doğan Şentürk'le yayın yönetmenimle Ankara temsilcimizle dolaşırken nereye gitsek iktidar cenahı dahil hep bu Sedat Peker gerçi evet. hiç sanki konuşmaz gibi geliyorlar ama aslında kulaktan kulağa fısıldanıyor. Bunu evet. da soracağım. Tabii. Ama sözünüzü Tabii. kesmemek Tabii. için Tabii. sadece şu manşeti okumak istiyorum. Tabii. Güncel gelişme evet. şu. Karar bugün manşet atmış. 5 yıl sonra Körfez'e dönüş. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla konuştu Türkiye'de. Evet. Sonra dündü galiba Veliaht Prens'le konuştu. Evet. Dün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı ile konuştu. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri şu anda Erdoğan yönetiminden en fazla, yani Erdoğan yönetiminin en fazla ilgi gösterdiği ülke. Ama çok eleştiriyorlardı bizi. Yani dilim varmadı öyle, ülkemle ilgili öyle, o kelimeleri. Öyle. Bu soruyu reklamdan sonra yanıtlamanızı rica edeceğim. Değerli Türkiye'm günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 1 Eylül'de özel bir yayınla karşınızdayız. CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyla başlayacak. Ekonomi ağırlıklı ve sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi temel güncel siyasi konuları da kendisine soru sorma imkanı bulacağız. Günaydın efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. 1 Eylül 2021 Çarşamba sabahında Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Demokrasi Meydanı'nda İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sohbetimizi sürdürüyoruz kendisiyle. Reklamlardan önce kendisine bir soru yöneltmiştim. Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar ve Sayın Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirdiği temaslar üzerinde. Bugün 1 Eylül. 1 Eylül deyince tabii Zafer Bayramı haftasında Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" dediği günün yıl döneminde biz de Demokrasi Meydanı'nda ilk hedefimiz ülkemizin daha iyi olması, insanımızın iyiliği ve selameti diyoruz. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak. Sayın Kılıçdaroğlu, çok soru geldi. Buyurun. Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz evet. Akdeniz'dir" ileri aslında onun o cümlenin tamamı şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Yani ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu olarak tanımlanıyor. Ve dolayısıyla ordunun pozisyonu ne kadar güçlü bir şekilde dile getiriliyor bunu anlamak lazım. O kadar önemli ki bu evet, araya girip düzeltmeniz evet, efendim. Bakın evet. Bu Ahmet Yavuz Paşa'nın evet. kitabında da evet, evet. Hikmet Özdemir'in Kahramanımızla Anadolu'ya yolculuk evet, kitabında evet. da hep şunu vurguluyorlar. Evet. Atamız o milli mücadeleyi evet. verirken her zaman milli iradeye dayanmış, meclise dayanmış. Aynen. Şimdi o meclise bakın nasıl bir meclis. Nasıl? Şimdi bakın. İşlevsiz bir meclis. Öyle mi? Hiçbir işlevi yok. Yukarıdan talimat gelince 19 Mayıs gibi iktidar partisi yani AK Parti'ni ve MHP milletvekili elleri kalkıp iniyor. Nedir? Neyin nesidir? Neyi getiriyoruz? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Bu tartışılmıyor bile. Böyle bir garabet var ama düzelteceğiz. Şimdi efendim önceki gün bir izleyenim sormuştu. Biz tabii sosyal medya etkileşim evet. halinde kullanan bir kanalız ve programız. Evet. Dedi ki 2021 yılı olayları değerlendi. Yazdan da çıktık ya. Evet. Dedim ki Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Ve evet. yılın sonunda evet. aslında almanaklara evet. girecek. Evet. Beğenin beğenmeyin tabii. ama yaptığı tabii. açıklamalar çok konuşuluyor. Fakat bunu benim şimdi size sormamdaki sebep güncel bir evet. gelişme oldu. Şunu bir okuyayım izin verirseniz. Tabii. Karardan aktarıyorum. 5 yıl sonra Körfez'e dönüş. Körfez'e köprü üstüne köprü. En sert mesajların verildiği Mısır'la normalleşmede ikinci aşamaya geçen Ankara, Riyad'ın ardından Abu Dhabi ile sil baştan diplomasisini hızlandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı Beştepe'de kabul eden Erdoğan, Veliaht Prens'te de kırmızı hattı çalıştırdı. Telefon zirvesinden ilişkileri güçlendirelim mutabakatı çıktı. 3 aylık periyotta gelen hamleler yeni Körfez doktrininin ayakları oldu. Nitekim dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'nin evet. Dışişleri Bakanı ile görüştü. Neden? Sedat Peker yüzünden. Öyle mi? Söylemediği laf kalmadı. Erdoğan'ın söylemediği laf kalmadı. Onların da bize söylemediği laf kalmadı. Bizim gönderdiğimiz malları boykot ettiler. Boykot çağrısını bütün Arap dünyasına yaymaya çalıştılar. Dolayısıyla Sedat Peker oraya gitti. Orada işte malum açıklamalar falan yapıyordu. Yaptığı açıklamalar doğru. Yani işin içinde olduğu için biliyor. İsim veriyor, yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor, bütün bunlar neyse. Yani o açıklamaların doğru olduğunu kabul ediyorsunuz siz. Kendisi de o işin içinde. Yani kendisi işin içinde olmasa dersiniz ki ya bu doğru olmayabilir, tartışılabilir. Ama ben zaten bu işin içindeyim diyor. Anlatıyor, yer veriyor, zaman çünkü veriyor, şu yaptırdım, saat veriyor. Hürriyeti aksini, bastırdım. Tabii aksini kanıtlayan da yani aksi eğer olsaydı zaten aksi deliller ortaya konurdu yani. Ama onlar da konmuyor ortaya. Buradaki şimdi normalde evet. devletin bir numaralı insanı karşı tarafın bir numaralı insanıyla görüşür. Alttan birisi gelirse kabul etmez. Onun evet. muhatabı MİT müsteşarıysa MİT müsteşarıyla görüşür. MİT müsteşarı da yapılan görüşmeyi gelir, devletin başındaki kişiye aktarır. Böyle böyle gelişmeler olur. Veya görüşmeden önce gelir görüşünü alır.
Eğer siz orayı da bir anlamda devre dışı bırakıp ben onunla görüşeceğim diyorsanız, siz devleti yönetmeyi bilmiyorsunuz. Devleti şirket gibi yöneteceğini sanıyor. Devlet şirket değildir. Şirket gibi yönetilmez devlet. Devletin kuralları vardır. Siz bütün bunları yerle bir ediyorsun, yerle yeksan ediyorsunuz. Şimdi orayla temasa geçiyorsunuz. Şeyle de Mısır'la da kavga ettiler. Ben bütün bu Arap dünyasıyla yapılan kavgaya karşıyım, onu söyleyeyim. Bizim bu konuda alınmış çok güzel tarihsel bir kuralımız vardır. Mustafa Kemal'in dillendirdiği. Yurtta barış, dünyada barış. Kardeşim, ben herkeste barış içinde yaşamak isterim. Araplarla da onlarla akrabalık ilişkilerimiz var, tarihsel ilişkilerimiz var, kültürel yakınlıklarımız var. Dolayısıyla niye kavga? Herkeste kavga etti. Mısır'la kavga etti. Yapmadığı hakaret kalmadı. Şimdi barışmak için 50 tane adamı araya koyuyor. Nasıl barışırım, ne yaparım vesaire falan filan. Ya bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbı aslında, yani Erdoğan'ın ayıbı. Türkiye Cumhuriyeti bu noktaya taşıdığı için. Ben devletim adına üzülüyorum. Niye bu hale geldi Türkiye? Neden bu hale geldi? Kim getirdi bu hale? Ben herkese meydan okuyacağım. Ya nasıl meydan okuyorsun sen kardeşim? Mal varlığının hesabını veremeyen bir adam meydan okumaya kalkarsa burnunu böyle sürterler. Papazı bırak, tak diye papazı bıraktı. Merkel'in bir telefonuyla da gazeteciyi bıraktı. Deniz Yücel. Tabii, gazeteciyi bıraktığı zaman da bir başka mahkemenin tutuklama kararı tebliğ edildi. Tutuklandı mı? Tutuklanmadı. Bir kişi Türkiye'yi bu konuma getiremez. Türkiye'nin bir onuru vardır. Türkiye Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkedir. Türkiye'de şunu söyleyeyim, bütün vatandaşlarım duysunlar. Bütün bu olumsuzlukların tamamını gidereceğiz. Batılılar da şunu iyi bilsinler ki bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Şunu bir daha sormak istiyorum efendim. Sayın Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti'yle de tabii şimdi farklı temaslarda bulundukları için bu görüşmelerin sebebi Sedat Peker mi? Bilmiyoruz. Ama Sedat Peker'i susurdular. Yani görüntülü artık konuşamıyor. Yani ama bir rahatsızım dedi, korona yakalandım dedi, bir takım ya bilmiyoruz tabii. İşin o cephesini bilmiyorum. Ya girmek de istemiyorum o cepheye. Peki, anladım. Ama şu var. Peki. İktidar kanadının büyük bir rahatsızlığı var. Çünkü bütün kirli çamaşırları biliyor. Bütün onları ortaya koyuyor. Dolayısıyla herkes Türkiye'de gündem oluyor. İşte bilmem kaç milyon kişi onun yaptığı açıklamaları dinliyor. Dolayısıyla da şunu görüyorsunuz yani. Devletin içinde o çürümüşlüğün hangi boyutlara vardığını görüyorsunuz. Her alanda müthiş bir çürüme var. Hakime bakıyorsunuz ya, aranan kaçakçıyı serbest bırakıyor. Zindaş diye. Ya aranıyor bu adam. Eroin kaçakçısı. Büyük bir mafya lideri. Paramount Oteli'ne gidip kalan hakimler var. Tabii. Gidip kalan gazeteciler var orada. Tabii. Yani bak. Şimdi mesela laf buraya da geldi. Tabii. Onu da sorayım. Yine orada da güncel bir gelişme var. Mesela son zamanlarda böyle tuhaf tuhaf çok büyük zenginler de çıkmaya başladı. Hani eski zenginlerden bahsetmiyorum. Mesela Sezgin Baran Korkmaz böyle 1 milyar dolar, 1,5 milyar dolar vesaire. Şimdi Avusturya Mahkemesi Türkiye'nin iade talebini kabul etti. Fakat Amerika'nın da iade başvurusu olduğu için onu da değerlendiriyorlar. Onu da görüşecek. Buradaki yorumunuz ve beklentiniz nedir, çağrınız? Ya, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle hakim, ya ben şahsen mantık olarak düşünüyorum. Olayın kaynağına bakarım. Olayın kaynağı neredeyse o kaynağın olduğu yere. Bu kara para aklama iddialarının kaynağına. Ya, evet, kaynak neredeyse oraya iade ederim. İade edilmesi lazım. Bana göre dediğim gibi bu benim şahsi kanaatim. Evet. Ben hukukçu değilim. Ama bir mantık yürüttüğüm zaman bir olay sorgulanıyorsa olayın kaynağının olduğu yerde bunun sağlıklı bir sorgulamasının yapılması lazım. Sezgin Baran Korkmaz da öyle. O gerçeği de biz sonradan öğrendik. Nedir? Ne olduğunu bir, yani rüşvet vermesi, kişilere rüşvet vermesi, kendisinin hapisten çıkarılması, hapisten çıkaran adamın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının yani başsavcılığının yaptığı aynı kişinin Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a bir tek imza atmadan, bir Yargıtay kararının altına dahi imza atmadan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesi, bu neyin ayıbıdır biliyor musunuz? Yargıtay'da ona oy verenlerin ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde adalette böyle bir rezalet hiç yaşanmamıştır. Hiç, ama bakın bugün adli yılın açılış günü.
Böyle bir rezalet hiç yaşanmamıştır. Utanıyorum ben bunu anlatırken utanıyorum. Ama bu insanlar bunu yaptılar. Sezgin Baran Korkmaz'ı serbest bırakıyorsunuz. Kim serbest bıraktırdın? Efendim orada aslında... Mal varlığını hacı kaldırıyorsunuz. Onu da soracaktım. Çünkü bakın bunlar da yine Sedat Peker'in iddialarından sonra ortaya çıktı. Şöyle bir şey var orada da. Bakın efendim bir takvim var. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerinde bir tedbir var. Evet. Fakat o tedbir her nasılsa bir anda kalkıyor... Sonra tekrar konuyor. O arada Sezgin Baran gidiyor. Bir takım para ve mal transferleri oluyor. Soru şu. O iznin verildiği ve kaldırıldığı takvim aralığında kime ne kadar para? Yani bunun araştırılması lazım değil mi? Kimse araştıramaz. Niye? Ucu siyasilere ulaşacak. Ucu siyasiye ulaşacak. Ya ucunun nereye ulaştığı? Üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Bakın İsmail Bey. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı. Sıradan bir adam değil. İstihbarata vakıf bir adam. Polis istihbaratı emrinde, jandarma istihbaratı emrinde. Kalktı televizyonda şunu söyledi. Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para gidiyor. Para veriliyor yani, rüşvet veriliyor bir siyasetçiye. Savcı harekete geçti mi? Geçmedi. Ben söylesem derler ki ya bu siyasetçidir kardeşim, nereden biliyorsun, ispat edemezsin vesaire. Ama bunu söyleyen devletin İçişleri Bakanı. Ne olması lazım? Savcıya vereceğiz dedi. Verdi mi? Vermedi. Vermedi. Peki bunu merak etmesi gereken kimdi? Erdoğan. Erdoğan diyecek ki bir dakika ya, tertemiz bir ülkede. Ben yolsuzluklara karşı çok duyarlıyım. Sen İçişleri Bakanı olarak diyorsun ki bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor. Kim kardeşim bu? Bu rezil adam kim? Bunu derhal siyasetin dışına bırakalım, atalım ve bununla ilgili derhal savcılar harekete geçsin demesi lazım. Diyor mu? Diyemez efendim, diyemez. Demedi de zaten. O zaman ben yine AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Kardeşim sen dürüstlükten, ahlaktan yanaysan bu gerçeği görmek zorundasın. Hırsızın yanında olursan olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine olursun. Bayrağın aleyhine olursun. Ahlakın, adaletin karşısında olursun. Gelin hep beraber bu ülkeyi temize çıkaralım. Gelin hep beraber bu ülkede barışı, huzuru, kardeşliği sağlayalım. Bir kişi 10 bin dolar rüşvet alıyor ve bu kişiyi hakkında hiçbir şey yapılmıyorsa, bir savcı kalem dahi oynatmıyorsa... Çürümüşlüğün boyutlarını artık hepimiz biliyoruz ve görüyoruz ve anlıyoruz artık. Peki. Bir başka soru. Bir başka meslektaşım, deneyimli bir gazeteci, evet. Zafer Arapkirli soruyor, evet, size. Geçenlerde bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu'na, yani ben burada, evet, söylemeyeyim yayında, size bir tepki gösterdi. Evet. Hatta saygısızlık yaptı. Evet. Bunu söyleyebilirim. Terslendi diyor. Evet. Ve biz Türkiye'de üst düzey politikacılarda alışkın olmadığımız olgun bir tavır gördük Sayın, evet, Kılıçdaroğlu'nda. Aynı Kılıçdaroğlu diyelim ki yarın Cumhurbaşkanı olsa aynı şekilde davranma sözü verir mi? Bakın Zafer Arapkirli'nin sorusu çok önemli. Evet. O olayı bir hatırlatalım. Savaş, hazır mıyız? Bu Çorum'daki olay hazır mı? Bir izleyelim bakalım. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sağa çocuğa ne doğru? Yok yok, hayır. Hayır. Devam edelim. Gelecekler, devam edelim. Hadi yürü. Evet. Yürü. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sağa çocuğa ne doğru? Yok yok, hayır. Hayır. Devam edelim. Gelecekler, devam edelim. Hadi yürü. Evet. Yürü. Şimdi efendim ben bu olayı izlediğimde üzüldüm. Evet. Biraz utandım. Olayın nasıl olduğunu anlamak istedim ama bulunduğum ortamda başkaları da vardı. Hani CHP'li olsun olmasın, ben hiç meseleye öyle bakmam. Üzüldük biraz. Siz bu olayı nasıl yaşadınız? Ne hissettiniz? Bunu bir anlatır mısınız? Ve şimdi, Zafer Arapkirli'nin sorusu. Oranın, Çorum'un çok güzel bir çarşısı var. Orayı geziyoruz tabii vatandaşa. Yani her görüşten insan var tabii. Bazılarıyla tokalaşıyoruz, soruyoruz işleriniz nasıl vesaire falan diye. Bir yer var, döneceğiz tekrar. Baktım orada bir kadın, çocuk arabasında çocukları var. Yanında da bir çocuğu var. Onlara da çocuklarınız nasıl diye seslenmek istedim. Hanımefendi az önce gösterdiğiniz tepkiyi gösterdi. Biz de tabii ayrıldık. Şimdi İsmail Bey, evet, kabahat bu kadında değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Hmm. Asıl kabahat orada.
Bu kadın beni tanımaz. Ben de o kadını tanımam. Ama bu ülkede yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Beni sevmeyebilir. Ama böyle bir tepkiyi ortaya koyan, siyasi atmosferi yaratan kişi bu işin sorumlusudur. O kadın değil. Dolayısıyla hani o kadın yanlış yaptı, hata yaptı, şunu yaptı, bunu. Hiç önemli değil o. Kadının tepkisini anlayışla karşılarız. Cumhurbaşkanı olsanız da, başbakan olsanız da, efendim bakan olsanız da, herhangi bir kamu kuruluşunda veya milletvekili olsanız da gelen tepkileri zaten makul karşılamak zorundayız. Bize tepki gösteriyorsa normalde keşke şunu yapabilseydik. Hangi gerekçeyle tepki gösterdiğini mesela ben öğrenmek isterdim doğrusunu isterseniz. Şu gerekçeyle ben tepki gösteriyorum diye. Belki kadın haklıydı. Biz de ona göre kendi hatamız varsa hatamızı düzeltirdik. Bakın devleti yöneten kişiler bir kibirden uzak olacak. Devleti yöneten kişiler gelen eleştirilerden ders çıkaracak. Devleti yöneten kişiler adaletle hareket edecek. Devleti yöneten kişiler bütün vatandaşlarına eşit mesafede olacak. Devleti yöneten kişiler bir eleştiri geldiğinde eleştirinin haklı olup olmadığını oturup kendi zihninde tartacak. Belki haklıdır. Çünkü biz siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey alkış değil, biz sanatçı değiliz. En çok ihtiyaç duyduğu şey eleştiridir. Hmm. Eleştiriden ders çıkaracak. Mesela partinizde sizi eleştiriyorlar mı? Eleştirirler tabii. Yani bizim yakın çalışma arkadaşlarınız. Tabii mesela Merkez Yönetim Kurulu'nda olduğu zaman şu görüşler veya şu düşünceler yanlıştır diye söylenir. Veya şu konularda şöyle yapalım diye söylenir. Biz kendi aramızda oturur özgürce tartışırız. İktidar olsanız da diyelim Cumhurbaşkanı olsanız da aynı tavrı sürdürür müsünüz Zafer Arap? Hiç endişe, kimsenin endişesi olmaz. Hiç kimsenin endişesi olmaz. Kadın kabul ederse ben evine de giderim, ziyaret ederim, oturup konuşurum da kendisiyle. Neden böyle bir tepki gösterdiğini? Neden? Niçin o? Bizim vatandaşımız değil mi? Bizim vatandaşımız yani uzaydan gelen birisi değil. Dolayısıyla bu siyasi atmosfer böyle bir ortamı yaratıyor. Bu siyasi atmosferi yaratan da yukarıda oturan zat. Şimdi dersimi çalışırken sizin tweetlerinize de baktım. Evet. Hani ajanslara baktım, ona baktım. Şu tweet aslında iktidarı destekleyen gazetelerdeki arkadaşlarım sizi de eleştirdiler. Kimisi de komplotörleri var ama sabitlenmiş bir tweet. Evet. Yani sosyal medyada sizin sayfanızı açan herkes onu görüyor önce. Evet. Şöyle diyorsunuz. Dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Evet. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi, bekçi, ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz. Yapamaz. Ben haram yemedim, geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Evet. Yok öyle. Bu ne demek efendim, ne mesajı veriyorsunuz? Bu şu demek, şimdi teslim alınan bir kişi var, devleti yönetiyor. Biz asla teslim alınmayız. Biz ülkemizi emperyal güçlerin bekçisi haline getirmeyiz. Askerimizi bekçisi haline getirmeyiz. Askerimizin kanı üzerinden para pazarlığı yapmayız. Daha önce de at pazarlığı yapmışlardı. Bu pazarlıkları yapmayız. Biz kendi ülkemizin geleceği için, kendi ülkemizin büyümesi, kalkınması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Onlar şunu asla unutmasınlar. Bunlarla oturur her türlü pazarlığı yapabilirler. Parayla her şeyi bunlara yaptırabilirler. Şantajla da her şeyi yaptırabilirler. Şantajla Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden istedikleri kararları, istedikleri kişileri beraat ettirip, istedikleri kişileri hapse attırtabilirler. Ama bizde yok öyle bir şey. Biz oturacağız, onurumuzla, Türkiye'nin onuruyla, gururuyla, tarihiyle önlerinde duracağız. Müzakere ise müzakeremizi yapacağız. Kimse bizi satın alamayacak. En önemli nokta budur. Kimse bizi satın alamayacak. Kimse bizi tehdit edemeyecek. Biz tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Herkesin bilmesini istedik. Peki. Bütün herkesin bilmesini istedik. Dolayısıyla biz uygar bir ülkenin, uygar bir dünyanın parçası olmak istiyoruz. Demokrasimiz büyüsün istiyoruz. Gelişsin istiyoruz. Kimseye ele uç açalım bunu asla istemiyoruz. Herkes onuruyla yaşayacak. Peki. Hakça yaşayacağız, şimdi güzel yaşayacağız. Bir son dakika gelişmesi var. Bakın Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü. Tekrar edeyim. Son dakika. Arkadaşlar son dakika basar mısınız? Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü. Evet. Şimdi biz işte Doğan Şentürk'le dolaşırken... Ne büyüme ama? Nasıl? %27. 21.7. 21.7. Ne büyüme ama? Büyüdük mü bu kadar? Bazılar büyüdü.
Bazları hiç büyümedi. Evet. Sorun nerede? Kasaba soralım. Geçen yıldan bu yana %21.7 gelirin arttı mı? Manava soralım, berbere soralım, efendim işçiye soralım, emekliye soralım, herkese soralım. İşsize soralım. Geliriniz arttı mı diye. Balıkçıya soralım. Manava soralım. Geliriniz arttı mı? Hayır. Kimin geliri arttı? Dolarla devlete borç verenlerin geliri arttı. Dolarla efendim yurt dışından faiz ödüyorsunuz. Onlara dünyanın parasını verdik. Onlar arttı. Sanayici mi? Sanayici ihracatını yapıyor. Doları gelirse kazanabiliyor. Doları gelirse. Ama altta vatandaşlar perişan vaziyette. Ya bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bakın bu çok önemli. Ben elektrik fiyatlarına yapılan zam dolayısıyla, yapılması düşünülen zam, evet, dolayısıyla hükümeti eleştirmiştim. Sakın zam yapmayın diye. Bakan bir açıklama yaptı. Aile Bakanı. Evet, Aile Bakanı bir açıklama yaptı. Enteresan bir şeydir yani. Bu elektrik faturalarına verilen destekle ilgili, evet, değil, evet, mi? Evet, evet, evet. Bir polemik yaşadı. 2 milyon 100 bin haneye, ki burada bunlarda yaklaşık 8 milyon kişi oturuyor, haneye yardım yapıyoruz diyor. 68 lirayla 138 lira, 137 lira arasında. 2 milyon 100 bin evde, hanede oturan kişiler aylık 68 lira elektrik borcunu ödeyemiyor. Bu gerçek. Bir tarafta %21.7 Türkiye büyüdü. Kim büyüdü arkadaş? Beşli çete büyüdü. Onların yandaşları büyüdü. Dolarla devletten para alanlar büyüdü. Yolu, köprüyü dolarla kiraya verenler büyüdü. Kimler büyüdü ya? Çorum'a gittik. Yarın Nevşehir'e gideceğim. Soracağım esnafa. %21.7 büyüdünüz mü diye. Sorarız. Ticaret erbabına sorarız. %21.7 büyüyorsunuz. Sanayici ihracat yapmış, ülkesine döviz getirmiş. 250 milyar lira parası var, devletten alacağı var. Devlet alacağını ödemiyor. Bu kadar büyüdüysek nerede bu paralar? Kimin cebine gitti bu paralar? Bakın, bakan bir açıklama yaptı, dedi ki, evet. Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki biz dolar bazında bundan sonra, yani döviz bazında, döviz, evet, altın bazında borçlanmayacağız diye. Bunları küçülteceğiz diye. İsmail Bey, bir ülke kendi milli parasını bir tarafa atıp yabancı para üzerinden kendi vatandaşlarına karşı borçlanırsa, onlardan borç alırsa, bunun adına iktisatta ilk günah diyorlar. Yani ya arkadaş, senin paran var, vatandaş senin vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk lirası üzerinden borçlanmıyorsun, bana dolar ver diyorsun, altın ver diyorsun, avro ver diyorsun, ben bunun üzerinden borçlan. Bunun adı ilk günahtır. Dediler ki bunu yapmayacağız. Bakın, 3 Şubat 2021, 22 Şubat, 22 Mart, 14 Nisan, 18 Mayıs, 26 Mayıs, 16 Haziran, 7 Temmuz, en son 14 Temmuz'da borçlandılar. 2 milyar 900 bin avro. 2,5 milyar dolar, 130 bin 200 kilo altın borçlandılar kendi vatandaşına. Türk lirası üzerinden değil. Döviz arttıkça kim kazanıyor? Bunlar kazanıyor. Bankalarda gerçek kişilerin mevduatının %55'i dolar. Kimse Türk lirasına güvenmiyor. Maalesef. Kim büyüyor şimdi? Dolarla alışveriş yapan, dövizle alışveriş yapan, altınla alışveriş yapanların hiçbir sorunu yok. Gelecek kaygısı da yok onlarda. Ama Türk lirası, düşünün, alıyor. Açlık sınırını açıkladı, değil mi? Türk lirası alıyor, o kişiler perişan. Açlık sınırı açıklandı. Türk İş'in yaptığı açlık sınırı. Bakın, Allah aşkına. Açlık sınırı 2927 lira. 4 kişilik bir ailenin beslenmesi için her ay 2927 lira ihtiyaç var. Asgari ücret 2825 lira. 2825 lirayla bu hayat pahalılığında, açlık sınırının altında aylık alan %21.7 neresi büyüdü bu adamın? Asgari ücretliye soralım. Arkadaş, sen Türkiye Cumhuriyeti %21.7 büyüdü. Şimdi bunu övecekler, büyüdük falan diye. İyi de kim büyüdü kardeşim? Bir de efendim bir şey söyleyeyim. Şimdi bu işin bir tarafı.
biz yaz iznine çıktığımız zaman ben biraz böyle köylere falan çıktım. Evet. İşte Mersin'de diyelim, başka yerlerde, en son İzmir taraflarında da. İnanın her yerde yörükler, köylüler, üreticiler yani buramıza kadar geldi diyorlar. Maliyetler çok yüksek. Süt ineklerimizi kesime yollamak zorunda kaldık diyorlar. Yani esas siz iktidara gelirseniz biraz bu tarım ve köylü üretici konusu İsmail nasıl Bey, olacak? Tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik sektördür. Ya insanın karnı doyacak ya. Evet. Siz buğday alıyorsunuz. Kendi çiftçinizden az geliyor. İnsan ekmiyor, zarar ediyor. Dışarıdan alıyorsunuz, daha pahalı ödüyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim çiftçiye değil, yabancı ülkelerin çiftçisine hizmet eder hale geldi. Onu çok sık kullanırım. Yani 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etmeleri gibi. Dünyanın faizini ödüyoruz. Sadece Londra'daki tefecilere 187 milyar dolar faiz ödedik ya İsmail Bey. 187 milyar dolar ya. Dile kolay yani. Ödüyorsunuz parayı, bir de faizden şikayet ediyorsunuz. İyi de bu faizi ben mi ödüyorum kardeşim? Siz ödüyorsunuz. Peki. Türkiye'yi bu bataklıktan çıkaracağız. Yani bu karamsar bir tablo var, biliyorum. Bunu dillendirmek istemiyorum çok fazla. Ama herkes şundan emin olsun. Türkiye'yi bu bataktan kesinlikle çıkaracağız. Peki. Şimdi galiba 3 gazeteci arkadaşımız sorusunu sormuştum. Çok sayıda gazeteci arkadaşımdan da soru geliyor. İlginç tabii yazdan sonraki ilk program olduğu için. Fakat bu arkadaş hükümete yakın bir medyada yazarlık yapıyor. Adımı vermezsen sevinirim diyor. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı diye bir soru soruyor. Efendim önce şunu söyleyeyim. Dün biz ziyaretlerimizi gerçekleştirirken mesela Mansur Yavaş'a da gittik. Evet. İşte Doğan Şentürk, Tülay, ben. Onunla da konuştuk. Şöyle bir şey sergiledi. Ben dedi işimi yapıyorum. Yani belediye başkanıyım ben dedi. Bunun için yetki aldım. Hiç başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Günün sonunda dedi zamanı vakti gelince Sayın Genel Başkanım dedi bakacak. Meral Akşener'le birlikte oturacaklar. Türkiye için kim uygun görüyorlarsa aday gösterecekler. Biz hiç oralarında değiliz dedi. Yani ben çok böyle mantıklı, sakin, sağduyulu bir yanıt diye bulduk biz Doğan'da. O zaman bu arkadaşımızın sorusunu size sorayım. Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız efendim? Şimdi İsmail Bey aslında Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce şunu düşünmeliyiz ya. Bu ülkenin nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var? Öyle mi? Önce kuralları koymalıyız, ilkeleri koymalıyız. Ondan sonra bu ilkelere kim uyuyor onu aramalıyız. Cumhurbaşkanı bir, temiz bir adam olacak. Cumhurbaşkanı milletvekili, millet arasında vatandaş arasında ayrım yapmayacak. Cumhurbaşkanı harcanan her kuruşun hesabını millete verecek. Cumhurbaşkanı nefsine hakim olacak. Aldığı büyük yetkileri, ben artık cumhurbaşkanı oldum, bundan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğim demeyecek. Cumhurbaşkanı bütün ülkelerle barış içinde olacak, huzuru sağlayacak. Cumhurbaşkanı bütçesinin her kuruşun hesabını verecek. Cumhurbaşkanı yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olacak ve Cumhurbaşkanı kesinlikle adalet isteyecek. Ve Cumhurbaşkanı mahkemelere atama yaparken atama yaptığı hakimin önce CV'sine bakacak, özgeçmişine bakacak. Bunun liyakate uygun mudur değil midir, bu kurallara bakacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı olacak kişi devletin kurumlarına sahip çıkacak. Devletin geleneklerine, örfüne, adetine sahip çıkacak. Cumhurbaşkanı olacak kişi ülkesine birileri kaçak mal sokuyorsa, uyuşturucu sokuyorsa onun hesabını soracak. Cumhurbaşkanı olacak kişi bir bakanı 10 bin dolar bir siyasetçi rüşvet alıyor dediği andan itibaren onun derhal saati içinde hesabını soracak ve çıkıp millete diyecek ki bu olayı takip ettik ve sonuçlandırdık diyecek. Şimdi aradığımız cumhurbaşkanı niteliklerinin böyle olması lazım. Ayrıca cumhurbaşkanı adayının devleti bilmesi lazım, devleti tanıması lazım. Devleti bilmeyen, tanımayan bir insan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda bocalamaya başlar. Nedir bu devlet, neyin nesidir? Bilen bir insan neyi nasıl yapacağını bilir. Kurumların ne olduğunu bilir. Kurumların geleneklerini, kültürlerini bilir. Dolayısıyla bu çerçevede devleti tanıyan birisinin olması lazım. Çünkü devlet çok tahrip edildi. Devletin bütün civarları oynuyor. Dolayısıyla devleti yeniden tahkim etmek lazım. Kuralları koymak lazım. Liyakati sağlamak lazım devletin içinde. İşi bilen insanları getirmek lazım. Ve yine dediğim gibi siz bürokraside belli bir operasyon, belli bir çalışma yapacaksanız
bunu bizim partili, apartili amcamın oğlu, dayımın oğlu böyle yapmayacaksınız. Zaten Millet İttifakı olarak bir adayınız olacak değil mi? Elbette. Biz bütün bunları... Siz Meral Hanım'la, Temel Bey'le falan oturarak... Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifakı tamam. Bir araya geleceğiz. Liderler olarak. Liderler olarak bir araya geleceğiz. İlkeleri konuşacaksınız. Tabii ilkeleri konuşacağız ve ondan sonra adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir. Dediğim gibi bu konu erken bir konu ama Türkiye'de eğer tartışılacaksa Cumhurbaşkanlığı nitelikleri tartışılmalı. Bizim konuştuğumuz politikacılar da bir kriter daha koyuyorlar efendim. Evet. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Diyorlar ki Millet İttifakı aday olarak ortaya çıkacağına göre kazanırsa şu anda Sayın Erdoğan tarafından kullanılan yetkilerin de devredilmesi. Evet. Yani bunu devredecek bir kişilik, politik. Onun için dedim İsmail Bey nefsine hakim olacak. Ha, onun için onu söylüyorsunuz. Evet yani. Bütün yetkileri aldım. Artık ben de bütün yetkiler. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanlığı sürecinde bütün yetkileri kullanacağım. Hayır. Siz o yetkileri parlamentoya iade edeceksiniz. O parlamento Gazi Meclis'tir. Anladım. Gazi Meclis'i onore edeceksiniz. Gazi Meclis gerçekten Gazi Meclis olacak. Bizim hukuk sistemimizin darbe hukukundan arınması için ne gerekiyorsa o yapılacak. Milletin vekilini millet seçecek. Şimdi millet milletvekilini seçmiyor ki. Liderler önüne bir liste koyuyorlar, altına mühür basıyorlar. Peki efendim gençler var. Şimdi biz her gittiğimiz yerde birazcık da dolaşan birisi olduğumuz için gençlerin mesela çok ilginç bir duygu ve psikolojisi var şu anda. Kolektif duygu anlamında söylüyorum. Onun farkında mısınız gençler? Farkındayım. Ha? Gençlere güzel müjdelerim olacak ama önümüzdeki günlerde. Burada da bir tane verin. Şimdi vermeyeyim. Çalışma henüz tam bitmedi. Çünkü bir müjde verirken onlar gibi yapmak istemiyoruz. Artısını, eksisini iyice düşünüp, finansmanını iyice düşünüp, 27,5 yıl bu devlette vergi işiyle uğraştım, prim işiyle uğraştım. Dolayısıyla para nasıl toplanır, nasıl harcanır, nerelere harcanması lazım, imkanımız nedir? Bütün bu çerçeve içinde düşünüyoruz. Onlarla güzel müjdelerimiz olacak. Gençlere. Gençlere müjdelerimiz olacak. Gençler asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Umutsuzluğa kapılmamaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Şundan emin olsunlar. Şundan kesinlikle emin olsunlar. Ben gençlerin mahallelerini satırmayacağım. Gençler o mahallelerde huzur içinde gezecek. Başı dik, onurlu gezecekler. Geleceklerini yurt dışında değil, geleceklerini kendi ülkelerinde arayacaklar. İşte bu çok önemli. Ve ben gençlerin kendi ülkelerinde iş bulmaları, rahat gezmeleri, koşmaları, eğlenmeleri, çalışmaları için çok güzel şeyler yapacağım. Çalışıyorsunuz şu anda. Evet yani. Hazırlıklarınız var. Büyük bir projemiz de var. Onu da. Ne zaman açıklayacaksınız? O proje üzerinde şu anda çalışmalar tam bitmedi. Bir grup bürokrat arkadaş da eski. Ama gençler için bürokrat. Öyle mi? Türkiye ve gençler. Peki. Türkiye ve gençler. Sen İstihdam yaratan, peki, olağanüstü güzel ve Türkiye'yi sıçratacak olan böyle sıradan bir şey değil. Öyle Kanal İstanbul gibi uyduruk falan değil yani. Peki. Çıtayı atlatacağız. Sen Kılıçdaroğlu. 6 ayda nefes aldıracağım. Herkese 6 ayda. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben aklımdaki bütün soruları sordum ama son bir soru bırakacağım. Evet. Son sözü de zatenize bırakmak istiyorum. Ama bizim Fox olarak Türkiye'nin kanalı ve Çalar Saat tek teminatımız var. İzleyicimizin güveni ve reklamlarımız. Evet. Bir reklamlara gidelim. Bağımsızlığımızın teminatı. Değerli izleyenler, son soru ve son söz için yeniden birlikte olacağız. İşte bu da sürprizli bir Ankara sabahı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikteydik. Umudunuz var mı efendim? Aydınlık gelecekler için en çok gelen soru bu. Son söz olarak İsmail Bey, hiç kimse karamsar olmasın. Güzel ülkemiz var, çalışkan insanlarımız var, taşı sıksa suyunu çıkaracak olan gençlerimiz var. Onlara belli çevreler veya belli bir atmosfer umutsuzluk aşılamış olabilir. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Biz bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin güzelliği için, bu ülkenin büyümesi için, kalkınması için, gençlerimizin rahat etmesi için, annelerimizin, babalarımızın rahat etmesi için çalışacağız. Bizi kimse teslim almayacak. Yok Zarrab şunu söyledi, öbürü bunu söyledi, efendim falan oldu. Bu defteri tamamen kapatıyoruz. Yok öyle bir şey. Hiç kimse şunu unutmasın. Bizler Kuvayi Milliye ruhu taşıyoruz. Bizler ülkemizin çıkarları için her türlü fedakarlığı yaparız. Bizim mahallelerimize gençler özgürce dolaşacaklar. Mahalleyi birisine sattırmayacağız. Mahalleyi birisine kaptırmayacağız. Bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşayabileceği
o atmosferi sağlayacağız. Ben sağlayacağım, diğer arkadaşlarım sağlayacak, dostlarımızla beraber sağlayacağız. Ve şunu görecekler, 6 ay içinde nefes alan bir Türkiye. Bakın, çiftçinin borçları, alınan borçlar, esnafın borçları. Bunların faizlerini hemen derhal bir hafta içinde sileceğiz. Ana parasında belli taksitler içinde ödenecek. Onu halledeceğiz. Tank palet fabrikasını alacağım. Katarlardan alacağım. Şanlı ordumuza vereceğim. Ordumuzu eski konumuna, saygın konumuna getireceğiz. Gene siyaset kurumunu saygın olacak, ahlaklı olacak, yolsuzluklara karşı mücadele edecek. Bütün bunların tamamını yapacak. Kimse umutsuza kapılmasın. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Sağ olun, var olun. Ben ekip arkadaşlarım ve kanalım adına ilginize teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.